Sevgili seyirciler, Yaşanmış Yıllar programımıza hoş geldiniz. Bugünkü program konuğumuz Kamil Ovacık. Bakalım bize neler anlatacak hayatından. Geldiniz Kamil amca. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyisiniz? Allah'a şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, biz de iyiyiz. Allah afiyet versin. Bu Ovacık soyadı nereden geliyor Kamil amca? Bizim Ovacık soy ismimiz dağlarımızın ortasında küçük bir ova var. Dedem rahmetlinin en büyük arazisi, en çok arazisi orada olduğu için o arazinin ismini vermişler. Küçük bir ovacıdır. Ovacık ismi oradan verilmiştir. Nerede bu yer? Bu Bozkır'ın Kuşça Köyü ile Tahtalı'nın arasında, dağların arasında küçük bir ovadır. Küçücük bir ovadır. Onun için Ovacık diye isim almıştır. Soy ismim de oradan geliyor. Sıla-i Rahim yapıyor musunuz amcacığım? Sıla-i Rahim 2-3 sefer yaparız senede. Bazen fazla olur. En azından birkaç sefer olur yani. Hiç yapmasak birkaç sefer yaparız. Ama burası da herhalde köyünüzü aratmıyordur. Bahçede çeşit çeşit, envai çeşit çiçekler, meyveler. Şimdi biz köyümüzde ne varsa hepsini buraya taşıdık. Rahmetli dedem, ninem rahmetlinin ekmiş olduğu sebzeleri, yetiştirmiş olduğu meyvelerin doğal olarak hepsini biz burada tekrar canlandırdık. Çekirdekten yetiştirdik, çekirdekten ektik. Ve dışarıdan ne tohumunu, ne fidesini, ne de fidanını almayız. Şimdi Kamil amca, bunlar hepsi çekirdekten mi yetişti bu meyveler? Bunların hepsini ben çekirdekten ektim, yoz olur. O çekirdekten çıkanları... Fidandan değil. Fidandan değil, çekirdekten. Çok bunları güzel. Çıkan, çekirdekten çıkan fidelere aşı yaptım. Peki bu güller de mi çekirdekten? Bu güllerin bazılarının tohumu var, çekirdeğinden olur. Bazılarında genellikle daha çabuk yetişmesi için çelikleme yaparım, çelik yaparım. Dallarından evet. Keserek çelikleme yaparım. Gübre de kullanmıyorsunuz değil mi suni gübre amca? Suni gübre hiç kullanmayız. Yanmış hayvan gübresi veririz ara sıra. Başka evet. Bir şey kullanmayız, sularız yalnız. Bu çiçeklerinizin de hepsinin bir anlamı olduğunu söylediniz. Bu hercai deniyor, menekşe deniyor. Buna ne anlam yüklediniz? Bunu şöyle tuttuğunuz zaman bakarsanız evet. Ben Osmanlı hanedanların ruhu buralarda gibi hissediyorum. Evet. Şu alttaki sakalları diyorum, yukarıdaki evet. Sarığı, yukarıdaki de kavuğu. Bunlar da gözleri diyorsunuz şu herhalde. Gözleri de belli zaten, bıyığı filan, ağzı filan evet. Belli. Şöyle bakmasını bilen bakarsa görür ve anlar. Görene, görene ne? Körene derler ya öyle galiba. Öyle, evet. Amcacığım... Annenizden, babanızdan neler anlatırsınız bize? Annem, babam köyde doğmuşlar, köyde büyümüşler. Fakat ben yurt dışında Almanya'dayken, köyde onlar yaşıyorlar iken onları bir hacca gönderdim. Hacdan dönünce de İnşallah Allah beni öldürmezse, ruhumu kabul etmezse, erken dönebilirsem annemle babamı yanıma alayım, beraber yaşayalım diye hep böyle niyetimi almıştım. Ben 25 yıl önce dönüş yaptım.
Almanya'dan buraya dönüş Almanya'dan 20 yaptınız. yıl kaldım. Yani 23 yaşında gittim, 43 yaşında dönüş yaptım. Annemle babamı köyden getirdim buraya. Konya'ya. Konya'ya getirdim evime. 3-5 sene yaşadılar. Annem rahmetli düştü. Sağ kalçası köprücek kemiğinden kırıldı. Kaç yaşlarındaydılar o zaman? Yaklaşık 92 yaşlarında filan idiler. Evet. Biz bunu annemi ameliyat ettirdik. Sağ tarafına platin koydular. Evet. İyileşmek üzereyken bir sene sonra bir daha düştü. Sol taraftaki köprücek kemiği kırıldı. Onu da ameliyat ettirdik. O da iyileşmek üzereyken artık ömrü buna müsaade etmedi. 96 yaşlarında filan vefat etti annem de. Eşiniz baktı yani. Eşim de Allah razı olsun tabii ağırlık onun üzerindeydi. Her ne kadar ben de şey yapsam kadının yapacağı iş başka, erkeğin yapacağı iş başka. Her zaman duacıyız. Dualarını da aldık inşallah. Zevcen de İnşallah. aldı yani hatun da aldı dualarını. 96 yaşlarında babamla annemin arasında 4 yıl var. 4 yıl sonra da babam vefat etti. İşte 96-98 falan o civarlarda. İkisi de burada benim evimde vefat ettiler. Babam 40 yıl imamların yasak olduğu, Kur'an-ı Kerim'in yasak olduğu devirlerde köyümüzde imamlık yapmış. Babam medreselerde okurken medreseler basılmış, medreseler yakılmış, Avdan Medresesi mesela. Derken mağaralarda okumaya başladılar. Babam rahmetli. Anlatıyor. Talebeliğimiz devrinde diyor, mağarada okuyoruz. Eğistenin bir köyünün dağlarının arasında bir mağarada okuyoruz diyorum. O arada diyor, şikayet etmiş diyor münafığın birisi bizi işte falan mağarada, falan dağda, falan yerde Arapça ders görülüyor. Talebelerin topladığı hoca orada okutuyor. Bununla ilgilenin diye şikayette bulunmuş. Bozkır'dan jandarma kalkıyor. Komutanlarıyla beraber. Geliyorlar. Münafık şu karşıdaki yalan duman tüten ağacın şeyin mağaranın içinde diyor. Giriyorlar, yakalıyorlar. O anda Hoca Efendi'nin elinde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'i okuyor, tefsir ediyor, anlatıyor filan derken kıpırdamayın diyor. Silahları çekiyorlar. Elindeki Kur'an'ı diyor, eldeki kitabı at ateşe diyor. Ateşin ışığında ders görüyorlar zaten. Odun ateşin ışığında mağarada. Olmaz diyor. Ya bu Allah'ın kelamı atılır mı diyor ateşe. Ya Allah bizi yakar. At diyorum sana diyor. Atmam der ki kucağına basınca aşağıdan tekmeyi vurduğu gibi Kur'an-ı Kerim ateşin içine düşüyor. Ateşin içerisinde iki elleriyle beraber sokuyor yine Hoca Efendi. Ateşin içerisinde yine Kur'an-ı Kerim'i alıyor. Ceketinin altına sokuyor filan derken. Bu arada komutan çok sinirli bir şekilde dışarıya çıkıyor. Rüzgarlı havada çakmağını çakıp sigarasını yakmak için ceketinin altında çakmak çakarken bir gümbürtü, bir patlama oluyor. Acayip bir patlama. Komutanın cesedinin parçalarını duvara yapıştırıyor. Kayanın duvarlarına, mağaranın önüne. O patlama nasıl oluyor? Derken etrafındaki yardımcı askerler eyvah filan deniliyor. Ya bu ne oldu yavrum filan diye hoca çıkıyor tabii. Talebeler de çıkıyor orada. Biz gelirken diyor Gökdere'den balık avlamak maksatıyla diyor dinamit fitillettik diyor. Şeyden dinamitçiden diyor. Bozkır'dan diyor. Ha, dinamiti iç cebine Dinamiti koymuş. de diyor komutanımız cebine koymuştu diyor. Tam o arada rüzgarla vardı sinirliydi komutanımız ateşlerken diyor. Fitilden ateşleme yaptı diyor. O patlayan dinamitti diyor. O dinamit de o şekilde duvara yapıştırmış oldu. Hocam bundan sonra biz ne sizi görmüş olalım ne de siz bizi görmüş olalım. Bak biz komutanımızın dinamitle buraya geldiğini, balık avlama maksatıyla geldiğini söyledik. Bunu biz rapor tutalım, böyle yazalım demişler ve bir rapor hazırlamışlar orada. Parçalarını çuvallara doldurmuşlar, torbalara. Almışlar, oradan uzaklaşmışlar. Babam bunu çocukluğunda gördüğünü anlatırdı bize. Şunu sormak istiyorum Buyur. amca. O yıllarda o tür olaylar çok yaşanmış. Sizin fikriniz nedir? Hükümetin bir yasaklaması mı yoksa kraldan çok kralcı kesilen
Alt tabakanın yaptığı bir fiil mi bu? Sizce nedir? O zamanki halkımıza uygun olmayan, maneviyatımıza ters düşen İsviçre'nin çöplüğe atmış olduğu kanunlarını getirip bize zorla uygulanmanın neticesidir bunlar. Ama amcacığım, İsviçre kanunlarında bile yoktur kutsal kitabı yasaklamak. Akıl alır bir şey İşte değil ya mi? evet, şimdi artık burası ne diyelim? Onların da kendilerine göre bir inançları var. İnançlarına saygılı ama fakat bizim o zamanki o andaki tepemizdekilerin maalesef bundan mahrum olduklarını biz gördük, yaşadık Evet, evet. ve anlattılar babalarımız, annelerimiz. Allah razı olsun, Allah Hani rahmet her ne eylesin. kadar bir insan mahrum bile olsa Kur'an-ı Kerim'i ateşe atacak kadar veya okumasına insanın aklı almıyor değil mi? Maalesef yani maalesef zararlı bir kitap veyahut da tehlikeli bir kitap diye gösterdiler, diye okuttular, öyle Evet. okuttular, öyle şey yaptılar. İslam'ı bir öcü olarak, Kur'an-ı Kerim'i bir Arap düzmesi diyerek şey yaptılar. İslam'ın özünü bilmiyorlar ki, anlatan Evet. olmadı ve yasakladılar yani daha doğrusu. Evet. Böyle olunca maalesef ateşe de attılar, Afgan tekkesini de yaktılar, tekkelerdeki bütün kütüphaneler gitti. Babam rahmetli ateşi yakarken diyor, biz ateşi görüyorduk diyor, tekkelerin diyor, kütüphanelerin yandığını diyor, medreselerin yandığını diyor. Yani bütün kültürümüz yandı bitti, kül Bütün oldu o kültürümüz zaman yandı. diyoruz. Şu adam da hocaydı. Bu adam Fatiha suresini okurken duyduk dediklerini, yakaladıkları komşumuz vardı bir tane. İşkenceye yatırdılar, falaka yatırdılar. Linç yaptılar böyle, döve döve. Babam bunları anlatırdı. Gözümüzün önünde bağırıyor. Raşit Hoca da vardı mesela. Raşit Hoca derlerdi. Fatiha, İhlas, birkaç kısa sureleri bilip namaz kılan, kıldırmaya müstehcen olanlara hoca derlerdi. Yoktu, bitirmişler yani. Evet. Bu da hocaydı, bu hocayı severdi, bu da talebesi diye yakaladıklarına çok büyük işkenceler yaptılar. Çoğunu götürdüler, kaybettiler. Bir yere gelmedi diyor, babam rahmetli anlatırdı böyle. Evet. Elhasıl veli kelam, o zamanlarda maalesef büyük bir kırım yapılmış, büyük bir kıyım yapılmış. Bahseder misiniz? Annem rahmetli fakir bir kızıymış. Çünkü dedem rahmetli, İlyas dedem asker olmuş. Tam 17 senede gelmiş. Yemen hapishanelerinde kalmış. Yemen hapishanelerinde çok işkence görmüş. Ve hapishanenin yukarı küçük bir penceresinden kendini gece aşağı atıyor. Sabaha kadar aklı başına gelir gelmez oradan alacakaranlıkta çıkıyor. Güneş ve ayı takip ederek dağlardan, ovalardan, kırlardan derken yaya Türkiye'ye gelmeyi niyetine alıyor ve yürüyor. Çok acıkmış, birkaç gün ot yiyor, bazen su buluyor, içiyor, bazen bulamıyor, susuz derken bir sürüye rastlıyor, koyun sürüsüne. Yaklaşıyor, selam veriyor. Ne olur bana diyor biraz ekmek verebilir misiniz? Azıcık su verebilir misiniz? Sizin karnınızda sarı lira var diye bıçağı çıkarmışlar. Karnına saldırmışlar. Yok bende bir şey yok. Yok filan bıçağı karnına dayamışlar filan. Yok demiş yemin etmiş Arapça filan. 17 sene kalıyor. En sonunda bir şey vermemişler. Dedem rahmetli yine yoluna devam ederken gece koyunun birisi dışarıda kalıyor. Koyunun birini kesersem sesi çıkar diye. Kesmeden boğuyor, mundarca öldürüyor koyunu. Öldürdükten sonra sabahleyin tekrar bir yudum su verir misiniz diyor. Hadi diyor, açık su verelim diyorlar. Bir kaç yudum su alıyor. Kadın diyor ki, efendi diyor, koyunu biri ölmüş diyor. Ya bak diyor, canlı mı? Yok ölmüş diyor, akşamdan ölmüş, şişmiş diyor, hareket yok diyor, ölmüş diyor. Şu
Askere ver de götürsün yesin diyor. Ama bunlar diyor bu yer mi diyor. Yer yer diyor. O hepsini yer diyor. Ver ona diyor. Dedem rahmetli sevindim diyor. Onu bana verdikleri için diyorum. Aldım onu diyor. Ufak bıçağımı çıkardım diyor. Derisini yüzdüm diyor. Etlerini parça parça diyor. Parçaladım diyor. Aldım onu diyor. Derisine doldurdum diyor. Sırtıma aldım diyor. Dağları biraz geçince diyor. Orada ateşim vardı diyor. Çakmakla kavla. Öyle kibrit falan değil. Evet. Onlar birbirine vurarak çakmak olurdu ya. Evet. Kavla ateşledim evet, diyor. Evet. Ateşimi yaktım diyor. Onlar orada bir közledim diyor güzelce diyor. Kokmasın diye diyorum. Güzelce diyor pişirdim pişirdim ateşle diyor. Gene şeyime doldurdum diyor. Dağarcığıma doldurdum diyor. İstikamet Türkiye dedim diyor. Tam 6 ayda diyor evime geldim diyor. Yürüyerek. Yürüyerek. Evet. Taşıt yok. Kaçak zaten yakalansa öldürülecek. Geldi aşağı diyor annem rahmetliyle babam rahmetlinin evini tıkılattım diyor. O anda diyor annem rahmetli yani benim anneannem çıkıyor kapıya. Sakal neredeyse kalbinin üzerinde böyle. Saçlar omuzundan aşağı dökülmüş. İlyas Bey diyor, kapıda bir nemli şekil adam var diyor. Ben korktum diyor, bir bakar mısın diyorum. Yabani görünüşlü. Evet. Evet. Anne diyor, ben senin oğlunum. Git diyor ya, benim böyle oğlum yok diyor. Neymiş bu sen diyor, dev misin, peri misin diyor. Ben korktum senden diyor. İçeriye geliyor, Abdülkadir dedemin ismi. Abdülkadir Bey de çık diyor, bak ya diyor, dışarıda bir adam var. Korkunç birisi diyor, kim o diyor. Dışarı çıksa uzun saçlı, sakallar böyle kalbinin üzerinde. Yavrum sen neyin nesisin diyor. Baba diyor ben oğlun İlyas'ım diyor. 17 sene önce askere giden diyor. Şimdi kurtuldum diyor. Esirdim, geldim diyor. Beni kabul edin diyor. Ne olur ben İlyas'ım. Saçını sakalını kestikten sonra bakıyorlar gerçekten de İlyas. Oğulları İlyas ağlaşık, sızlaşık. O anki duygular neydi acaba? Hiç anlatırlar mıydı Kamil amca? O zaman Çanakkale'ye uğurlarken 4 oğlu varmış dedemin. Allah sizin ruhunuzu almadan cihatınızı yapın ve sağ selamet yine Allah kavuşturmak nasip etsin diye dua etmiş Abdülkadir dedem rahmetli. Evet. 4 oğlunun 4'ü de askerlik yapmışlar. Çanakkale'de bil fiil savaşmışlar. Amcamın, dedemin kardeşinin ismi Kamil. Dedemin küçüğü Kamil. Çavuşmuş onlar orada. Evet. Karşıdan düşmanın attığı diyor el bombası. Attığı gibi diyor hemen patlamadan aldığı gibi pratik bir şekilde karşı tarafa karşı düşmanı atıyor diyor. Ve kendi toplarını, kendi el bombalarını kendi işlerine patlatırdı diyor. Bu şekilde mücadele etmişler dördü de. İşte Allah'ın hikmeti şehitlik nasip olmamışlar. Onlar bittikten sonra işte dedem Yemen taraflarında onlara gidiyor. Onlar da esir kalıyor. Kamil amcam rahmetlinin işte şeyi patlamış. O safra kesildi. Öt derler ya. Ödü patladı evet, derler ya. Evet. Ondan sonra zürriyeti gelmemiş. Onun ismini verdiler. Benim ismimin. Evet. Elhasılı 4 kardeşlerimiş. İlyas, Kamil, Memiş, Hasan. Bunların hepsinin de resimleri var. Sarıklı, sakallı. Son zamanlarda askerlik şey bittikten sonra. Fakat kendilerini göremedim. Benden önce vefat etmişler. Hepsine Allah'tan rahmet dilerim. Amin, amin. Onların sezonları öyle gitti. Annem bu fakir ailenin kızıdır. Şimdi amcacığım oraya geçmeden önce ailenizde herhalde 4 kardeş, dedeniz 5 kardeş Yemen'e gitmiş, Çanakkale'ye gitmiş. Bu vatan için çok savaşmışlar. Canlarını evet, ortaya koymuşlar. Sağ salim de dönmüşler. Ama bu vatan için çok şey yapmışlar. Sizce vatan ne demektir? Vatanımız için neler söylersiniz?
Vatan demek her şeyden önce gelir demek. Bir adamın vatanı olmazsa dinini de yaşayamaz, ırzını da muhafaza edemez, ibadetini de yapamaz, sıhhatini, afiyetini de muhafaza edemez. Devamlı esir demek vatanı olmayan kimselerin. Vatanın olmasa gayrimüslim memleketlerinde kalsan senin ibadetine karışır, kıyafetine karışır, Kur'an-ı Kerim okutmaz, yaşantına karışır, zikrine karışır, fikrine karışır, her şeyine müdahale eder. Kur'an-ı Kerim'i gördüler zaten öcü görmüş gibi. Onu bir kere senden uzaklaştırırlar. Bunların en büyük düşmanları zaten Kur'an-ı Kerim. Churchill'in dediği gibi bu kitabı biz imha etmezsek bunları biz Türkleri yenemeyiz. Bu kitabı imha etmemiz lazım diye bir mülakatında böyle konuşuyor toplantısında. Onun için Kur'an-ı Kerim bize Allah'a nasıl kulluk yapacağımızı, Resulullah'a nasıl bir ümmet olacağımızı, vatan ve milleti nasıl muhafaza edeceğimizi özellikle Mevla-i Zülcelal ayet-i kerimelerinde bildirmiştir. Ve açıklayan bilenler görmüştür. Okuyan bir insansınız amcacığım. Toprak ne demek? Vatan toprağı ne demek? Nasıl korunmalı? O şehit kanlarıyla sunulan topraklarımızı nasıl muhafaza etmeliyiz? Gençlerimize neler tavsiye edersiniz? Vatanın kıymetini vatanımızın dışında yaşayanlar bilir. Biz gayrimüslimlerin diyarında 20 yıl kaldık. Maalesef istediğimiz şekilde ibadet edemedik. İstediğimiz şekilde kıyafetle dolaşamadık. İstediğimiz şekilde dini kültürümüzü yaşayamadık. Müdahale ederler. Bir ara bu kıyafetiyle müdafaa ettiler. Bak bu iş yerinde bu böyle yasak, şey şöyle yasak, namaz yasak, oruç yasak. Arkadaşlar bu iş yerinde bu kıyafet yasaksa, namaz yasaksa ben buradan çıkışımı alıyorum. Ben başka yerde çalışabilirim dedim. Ayrıca siz burada beni işçi olarak aldığınız zaman benim dinime, kıyafetime de özgürlüğünü gördünüz ve tanıdınız. Şimdi kısıtlama hakkınız yok diyerek yani müdafaa ederek namazımızı kıldık iş yerinde. Biz tamam iş yerinde yarım saat namaza bir zamanımız ayrılırsa biz bir saat önce iş başı yapıyoruz. O yarım saatin yerine biz bir saat fazla çalışırız diyerek. Yani hep baskı altında yani böyle memleketimiz gibi, İslam ülkeleri gibi yani bizzat Türkiye'miz gibi rahat hareket edemedik. Rahat ibadetimizi yapamazdık. Tam cuma vakti, namaz vakti iş diyor. Ya işte yani yaşasak da ona göre yaşadık. Dört dörtlük yaşatmaz elin oğlu seni vatanında. Yaşatır, kendi dinine girersen, kendi vatandaşı olursan o zaman belki. Maalesef vatan demek bir insanın hayatından daha önemli ruhu demek. Vatan demek din ve vicdan özgürlüğünün ta kendisi demek. Bayrak demek nedir amca sizce? Bayrak demek bu milleti temsil eden şehitlerimizin kanıyla boyanmış ve hilal ve yıldızın da ona vurmuş olduğu resim, yukarıdan göstermiş olduğu resim, kopya. Bu hatıratımızdır bizim, hayatımızdır. Bir milletin bayrağı olmazsa, bir milletin vatanı olmazsa o millet maalesef yok olmuştur. Bizim çok şükür vatanımız var, bayrağımız var, milletimiz de şuurludur. Allah'a şükürler olsun. Milletimiz ile seviniriz. Her zaman dua ederiz. Allah vatanımızın, milletimizin, gençliğimizin bakasını sağlıklı, afiyetli, şuurlu bir şekilde uzatsın. Amin. Ve ilelebet devamlı eylesin. Düşman Amin. Şerrinden semavi ve arızı görünür görünmez bütün musibetlerden muhafaza eylesin Cenab-ı Hak. Allah toprak bütünlüğümüzü korusun. Amin. Allah Amin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bazı dış akınlı, değişik görüşlü, arızalı, sakat, karanlık güçler birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışıyorlar. Ben buradan tavsiye ediyorum bütün gençliğimize, bütün Müslümanlara, bütün insanlara bilakis söylüyorum.
Birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Birlik ve beraberliğimizi bozanlara müsaade etmeyelim. Karanlık güçlerin akıntısına kendimizi kaptırmayalım. Ortada kitap ve sünnet var. Kitap ve sünnetimize uyan ve kitap ve sünnete göre yaşayan alimlerimize, ulamalarımıza, önderlerimize, liderlerimize kulak verelim, dinleyelim ve onları örnek alalım. Amcacığım, siz Almanya'ya gitmişsiniz. Turist olarak gitmişsiniz. Orada bir işe başlama öykünüz var. Anlatabilir misiniz? Evet. 1968'de Almanya'ya gitmeye hazırlandım fakat işçi kanalıyla gitme imkanım yok. Yazılacaksın, sıra bekleyeceksin, ya çıkacak ya çıkmayacak. Biz turist olarak gidelim dedik. Askerden geldik. 67'de bir yol parası kazandık İstanbul'da hamallık yaparak, sebze meyve satarak. O kazanmış olduğumuz parayı yol parası yaparak turist bilet aldık. Yola çıktık. 3-4 arkadaş. Kaçak turist olarak biletlerimizi Kopenhag'a aldık. Almanya'ya alırsak şüphelenmesinler, geriye döndürmesinler diye. Münih'e inince orada indik. 4 kişiydik. Bir taksi tuttuk. Tanıdık köylülerin kaldıkları şehire, Frankfurt'un civarına taksiyle geldik. Orada köylümüz Mehmet Can vardı. O benim hem asker arkadaşım, hem çocukluk arkadaşım, hem de hacı arkadaşım. O bize sahip çıktı. Allah kendisinden razı olsun. Geçmişlerine de Mevla-i Zülcelal rahmet eylesin. Öz kardeşim gibi sahip çıktı ve o bizi deri fabrikasına tavsiye etti, aldırdı. Deri fabrikasına başladık. Çok pis kokular var. Krokodil derileri geliyor. Yani timsah derileri, yılan derileri geliyor. Onları mamul ediyoruz derken 3-5 gün çalıştıktan sonra sana bir iş var gel dediler. Fabrikanın 4 metre derinliğinde, 4 metre sağına soluna genişliğinde, 4 metre küp derinliğinde fabrikanın atık deposunu yani lağım deposunu temizleyeceksin dediler. Suyunu çekmiş makina tabanda çamuru duruyor. Bir kamyon yaklaştırdılar yanıma. Girdim. 3-4 gün hatta 5 gün uğraştım. 5-6 kamyon doldurduk, gönderdik, bitirdik. Oranın sahibi, fabrikanın sahibi bana Kamil demezdi, Şamil derdi. Şeyh Şamil'i tanırmış. Eski 100 yaşının üzerlerinde filandı. Şamil diye çağırdı. Gel dedi. O işte bitti zaten ben çıktım. Pasaportu ver dedi. Pasaportu aldı gitti. 1 saat sonra geldi. Al pasaportunu işçi oldun dedi. Sınavı kazanmış olduk. İşçi olunca fazla Şimdi sınavı kazanmış olduk dediniz. Ne sınavını kazandınız? işçi olma, çalışabilme, ayrıca Size bu jesti niye yaptılar? Daha doğrusu bu mükafatı niye verdiler? Şimdi o işi zaten fabrikadaki bütün işçiye teklif etmişler. Ya hiç kimse Yani girmemiş. o havuzu temizleme işini. Evet. O havuzu temizlemeye kimse girmiyor. Neden girmiyorlar? Kötü kokuyor, Çok değil kötü mi? kokuyor. Evet. Zaten biz girdik temizledik ama 3-4 gün içerisinde doğru düzgün yemek de yiyemedik o kokulardan. Nasıl dayandınız amca İşte peki? artık ister istemez onu o sınavı biz kazanamazsak işçi olamayız belki. Geriye dönme riski var. Rezil olma riski Burada var. hemen bir mesaj verelim amcacığım, gençlere. Şimdi o kadar kötü bir işe sabrettiniz, sonunda mükafatını aldınız. Çoğu gençlerimiz de zoru görünce hemen bırakırlar. Ne dersiniz onlara? Her nimetin bir külfeti vardır. Her külfetin de bir nimeti, değil mi? Her yokuşa çıkışın bir inişi vardır. Her zorunda kolay vardır. Her karanlığın da bir aydınlığı vardır. Güzel. Ben bunu iyi düşündüm. İyi biliyorum ki o sınavı bana verdiler ki kazanırsa bunu işçi yapalım, kazanmazsa uzaklaştıralım diye verdiler. İyi biliyorum.
Ve o pisliği temizledik biz, affedersiniz. Ondan sonra bizi işçi olma şeyine kavuşturdular, huzuruna. Fazla durmadık. Biz ondan sonra oradan çıkışımızı aldık. Devletin en büyük firması var, Stahlwerk diye. Demir çelik sanayi. Savaşta filan durmamış. Bu arada ben hem çalışıyorum hem de kitabım var. İşten gelince de Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Kelime kelime. Çok hevesliyim. Üzerine durdum ve Almanca da konuşmaya başladım. Ufak tefek ara sıra yavaş yavaş tercümanlık yapmaya başladım filan derken. Artık biz orada para kazanamayacağımızı anladık. Stahlwerk'e geçtik. Stahlwerk'te çalışmaya başladık. İlk girişimizde sağlık taraması, bir check-up yaptılar. Sağlık taramasında girerken benim bacanağım da vardı. O işsiz kalmıştı. Onu kimse işe almıyordu. Almancası yoktu. İşte biraz içine kapanıktı falan. İyi arkadaştı, iyi bacanaklı. Ama fakat işte neyse, Almanların hoşuna gitmemiş. Pek işe almamışlar ve işsiz kalmış. Ben bizzat onu işe aldırmak için Stahlwerk'e gittim. Tamam, ikiniz de alalım dediler. Check-up yaptılar. Bacanağın çalışamaz dediler. Maalesef sağlığı yerinde değil, buraya uygun değil dediler. O zaman benim kağıtlarımı da verin, ben de çalışmıyorum dedim. Niye dedi, senin sağlığın durumun iyi, sen hem Almanca değil, hem sana bir tercümanlık vereceğiz dediler. Hayır, ben hiçbir şey istemiyorum. Zaten benim işim vardı dedim. Ben bacanağımın için geldim buraya dedim. Ayakta kaldı, boş kaldı. O zaman dediler, bacanağını dışarıdaki paketlemeye verelim mi dediler. Hafif bir işe verelim dediler. Olur dedim, evet. Tamam. Olur mu bacanağı? Olur dedi. Onu paketlemeye verdiler. Ben, sen nerede çalışmak istedin dediler. Önce dedim, en çok parayı nereye veriyor dedim. En çok parayı döküm veriyor dedi. Dökümde çalışırsan dedi, sağlık durumun iyi. İyi para veriyor. 3.000-3.500 mark falan veriyorlar. Mesai de yaparsan 4.000 marka kadar alırsın dediler. Dökümün içinde. Tercümanlıkta kaç para verirsiniz? 1.700 mark veririz dediler. Yok dedim, ben tercümanlık falan istemem dedim. 5.000'de Türk çalışıyor. 35.000 mevcut var fabrikanın. 5.000'i Türk. Tamam. Döküme başladık biz. Dökümde çok para alıyoruz. Fakat yıpranıyoruz. Girdiğimiz kanalda, kanallar yaparken et bol. Eti götürürdük. Bir parça böyle demir çubuklara, tellerle bağlardık. Böyle kanaldan kanal, 2 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde kanalın üzerine koyduğumuz zaman yarım saate varmazdı. 20-25 dakikanın içerisinde kızarırdı böyle. Yağ suyu damlar hale, yenecek hale gelirdi böyle. Bu şekilde sıcakta çalışırdık. Sofra tuzu gibi kum dökerdik şeylerine, tabanına, dökümün akması için. O kum, yani dağda çoban pilavı pişirirler ya, evet. Öyle sıcağın hararetinden sağımız solumuz demir, aşağı demir kaplama, lale gibi kıpkırmızı, o kum da fokur fokur kaynardı böyle. Orada çalıştık uzun zaman, iyi para verdi. Boş zamanlarımız olurdu, boş zamanlarımızda da Alman kasaplarından, onların kestiği zaten bize pek uygun değil. Ayrıca domuz bıçağıyla, domuz etiyle karışır diye bizim dinimiz buna müsaade etmediği için, çaresiz kalmadığımız müddetçe kendimiz keselim diye şey yaptık. Gittik, çiftlikte çobanlarla tanıştık. Kendimize bir koyun getirdik. Etraftan duyan arkadaş dedi, ya yarısını da bana ver, öteki birazını da bana ver derken, ya bu sefer bize bu kadar yeter falan derken, bir koyunu 2 koyuna çıkardık. Öteki duymuş, o bu derken bir günde işten çıktıktan sonra 3, 5, 8, 9, 10 derken şunu hatırlıyorum. Günde 15 koyun kestiğimi hatırlıyorum. Artık bu arada ticaretini yapıyorsunuz. Ticaretimizi yapıyoruz da güzel de parası var. Yani ben istemiyorum. Helal kesim diyerekten helal kesim. Herkesten kendimiz talep geliyor. Kendimiz kesiyoruz. Elimizle kesiyoruz. Evet.
79'da hacca niyetlendik hatunla beraber. Tabii o arada çocuklarım da yanımda, çocuklarımı da getirdim. Hacca giderken dedim ki arkadaşlara, gelin arkadaşlar, bakın ben bunu yıllardır getiriyorum, size ikram ediyorum, kesiyorum, tamam karımı da alıyorum, kiloda 1 lira alıyorum, 1 mark. Bunu ben size devredeyim, kesim yerini göstereyim, yardımcı olayım, hatta 3-5 defa, 10 defa geleyim. Bunu siz benden teslim alın, artık ben bu işi yapmayacağım. Birkaç kişiyi götürdüm, kimse yapmadılar o işi. Biz bu işi yapmayız da, yapmak da istemeyiz dediler. İstersen günde 1000 mark verseler yapmayız dediler. Ondan sonra bir iki hafta gitmeyince kapıma kadar geldiler. Evimi biliyorlardı zaten herkes. Sen dediler şimdiye kadar menfaatın icabı dediler bu işi yaptın dediler. Bunu şimdiden sonra yaparsan Allah rızası için yapacaksın dediler. Evet. Eğer yapmazsan dediler biz hakkımızı sana helal etmiyoruz dediler. Evet. Beni mecbur kıldılar bunların bu söylemleri. Biz tekrar başladık o halimizle, bu halimizle hem fabrikada hem günlük çıkıyoruz en azından 3-5 koyun, cumartesi pazar çalışmadığımızda 10-15 koyun derken Allah'a şükürler olsun, Mevla herkese versin, paramızı tuttuk, çalıştık, kazandık. Amcacığım kaç yıllık evlisiniz? Ben 50 yıllık evliyim. 19 yaşımda evlendim. Şimdi şu anda 50 yılımızı doldurmuş vaziyette. Yarım asırlık bir evlilik hayatımız var. Benim hatunla benim babamın evinin arasından bir yol geçer. Yaklaşık 30-40 metre. Komşusunuz yani. Komşuyuz, kapı komşuyuz. İyi bir komşuluğumuz var. Ufacık bir kırgınlığımız, dargınlığımız filan hiç olmadı. Hayatta hatırlamam, çocukluğumda hatırlamam. Bizim hatun benden 2 yaş küçük. Ben 70 yaşındayım, o 68 yaşında. Girdik yani şimdi bir ay sonra filan giriyoruz. Daha önce çocukken filan pek fazla tanışmıyorduk. Yani yolda yorakta görüşüyoruz ama fakat öyle bir arkadaşlığımız falan yok. Konuşmanız yok, evet. Genelde biz İstanbul'da çalışırdık. Orada sebze meyve pazarlardık. Onlarla kışın gelirdik, geçimimizi sağlardık. Askerlik çağımız yaklaştı. 18 yaşlarımız, 19 yaşlarımızda gelince annem seni ev vereceğim dedi. Anne ben askerden gelinceye kadar duralım. Ben askerliğimi yapmadım. Pek yok dedi. Ben yalnızım dedi burada. Herkes başını aldı gitti. Seni evlendireceğim. Senin hanımın bizim yanımızda kalacak. Yanımız sıkılır yalnız dedi. İyi olsun dedik. Karşı komşunun kızını alacağım dedi. Zeynep'e dünürlük edeceğim. Ne dersin? Anne dedim sizin kestiğinizi ben yerim. Ben dedim 19 yaşımda iyi kötüyü ayıracak bir şeyim yok. Kapasitem yok şimdi. Ama sizin tecrübeniz var. Siz bilirsiniz dedim. Annem ve babama havale ettim. Dünür gittiler. Rahmetli kayınpeder çok titiz ve hassastı. 8-9 evladı vardı. Sonunda bir tane de oğlu oldu. Ama o evde hiç kimse yokmuş gibi o kadar sessizlik hakimdi ki sükunetle bir hayat yaşıyorlardı. Ciddi, misafirperver, çok sade bir Müslümandı. İlk kızını biz almak için dünürlüğe gitmişiz. Biraz yorgunu yokuşa sürdü. Olurdu olmazdı filan. Bak kapı komşuyuz demiş anneme. Geçinemezsek burada etrafa mat kalırız. Başka yere bakın. Yok demiş annem. Biz sizinle geçinemezsek kimseyle geçinemezsiniz. Siz bizimle geçinemezseniz kimse bizimle sizinle geçinemez. Diyerek Allah nasip etmiş, oldu. Nişanladılar. Askerlik kağıdım geldi. Askeriye gideceğim. Bir ay kalmış. Hadi bir ayın içerisinde düğününüzü yapın. Evlendirin. Ondan sonra gitsin askere. Bir ayın içerisinde düğün yaptık, evlendik. Şimdi amcacığım şeyi söyleyecektiniz. 50 yıllık bir evlilik sürüyor. İnşallah uzun yıllar daha sürer. Bunun sırrı nedir? 50 yıllık evlilik nasıl yürüdü? Biz 50 yıllık
evlilik hayatımızı Allah'ın lütfüne bağlıyoruz. Allah'tan istediğimiz dualarımızı annelerimizden, babalarımızdan, ninelerimizden aldığımız duaları da bağlıyoruz. Ninelerimin ikisini de hatırlarım. Çok dua ederlerdi. Allah size uzun ömürler versin. Allah sizi İslam'a göre yaşatsın. Beraber ihtiyarlatsın, beraber yaşasın. Beraber öbür dünyada da beraber eylesin diye dualarını aldığımı hatırlıyorum. Sizin kriterleriniz şu durumda İslami prensipler oldu diyebilir miyiz? Bizim kriterlerimiz aynen öyle. Kur'an ve sünnete göre, icmai kıyasa göre mümkün mertebe kitap okumayı severim. İslam tarihini okudum, Osmanlı tarihini okudum, İmam-ı Gazali'nin eserlerini, İmam-ı Nevevi'nin eserlerini okudum. Bilhassa İhya'dan çok kıssalar aldım. Severim, sireti severim, siret okurum. Hatta bazen toplanırız akşamları eskilerle siret okuruz. Çocuklarınızla da okur musunuz toplanıp amca veya gençliklerinde çocuklar? Çocuklarımızla Almanya'dayken onlar da aynı bizimle beraber dinlerlerdi. Daha bizim çocuklarımız ilkokula gitmeden önce, ilkokula 6 yaşında gittiler. Gitmeden önce okumayı, yazmayı ve çok akıcı bir okumayı da öğretmiştik. Onlar biz yorulduğumuz zaman alırlardı İhya'yı, onlar okurdu, biz dinlerdik. Yani 5-6 yaşlarında, 4 yaşlarında, 5 yaşlarındaki çok sürekli güzel okurlardı. Onlar okurlardı, biz dinlerdik. Çocuklarımız da çok heveslidir. Dinlerler, okurlar, okuduklarıyla amel etmeye çalışırlar. Hem dünya için hem de ahiret için çaba gösteriyorlar. Allah razı olsun, iyiler. Çok çok teşekkür ediyoruz amcacığım. Son bir cümle, programımız burada sona erecek. Zamanımız doldu. Son bir cümleyle programımızı kapatalım. Siz Allah'tan neyi isterseniz samimi bir istekle, icraatlarınızla, dilinizin ucundan değil, ruhunuzla beraber isteyin, Allah mutlaka verecektir. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Samimi olun. İsteğinizde samimi olun, icraatlarınızda samimi olun. Allah'tan isteyin. Çünkü Mevla-i Zülcelal benden isteyenleri ben boş çevirmem buyuruyor. Yeter ki samimi olun. İsteyin, istemesini bilenlerden de dualarını alın. Gençlerimize tavsiyem budur. Gençlerimiz demek geleceğimizin bakası demek. Türkiye'mizin ve bütün halkımızın, 75 milyonumuzun, hatta bundan sonraki gelecek zürriyetlerimizin bakası demektir. Çok tavsiye ederim. Gençlerimizi Allah bütün nusibetlerden korusun. Zihin açıklığı versin. Allah sevdikleriyle beraber eylesin. Allah'ı sevenleriyle beraber eylesin cümlemizi. Mevla hepinizi sevsin ve sevdirsin. Mevla-i Zülcelal hepinizden razı olsun. Ömrünüzü hayırlı, uzun ve bereketli kılsın. Allah'a emanet olun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Bu güzel dualar için seyircilerim adına çok teşekkür ederim amcacığım. Hakkınızı helal edin, sizi yorduk. Evet sevgili seyirciler, programımız burada sona erdi. Haftaya başka bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Eyvallah.